Manşete hoş geldiniz. Birkaç gündür konuşulan görüntü bu. Gençlik Spor Bakanı var. Osman Aşkın Bak. Fatih Üzüm, Memduh Büyükkılıç. Kayseri AKP İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hulusi Akar var. Mangalda Sucuk Partisi. Ya da Mangal Partisi. Sucukları yelliyorlar. Sonra da dendi ki yemediler. Sadece yellediler. Dolayısıyla Masumlar, bir problem yok. Görüntünün tamamını yayınlamıyorsunuz. Görüntünün sadece bir bölümünü yayınlıyorsunuz. Görüntünün tamamını yayınladığınızda oradan ayrıldıkları görülüyor. Ki zaten görülüyor, görüntünün tamamı da ekranda. Yani bir süre yerliyorlar sucuk partisinde mangalı. Ondan sonra da oradan ayrılıyorlar. Yemedikleri görülüyor. Kaldı ki Hulusi Akar falan öyle ulu orta <laughs> yemez. Zehirlenme korkusu falan olan insanlar bunlar. Fakat verilen manzara millet e, açlıktan kırılırken, hayat pahalılığı paletleri altında ezilirken, inim inim inlerken ve bir kadın, daha dün değil evvelki gün videosu düştü, kokusu, hemen civardaki mangal partisinin kokusundan dem vurup, nasıl geçinemediğini, nasıl aç kaldığını, nasıl et yiyemediğini anlatırken, tabi bu görüntünün bu şekilde servis olması, yememiş olsalar bile, gerçeğin tamamı verilmedi diyorlar. Gerçeğin tamamı verilse de bu bir facia. Ama bu yukarıdaki zümrenin, Tabanla koptuğunu veya aradaki makasın gittikçe açıldığını ve çok da fazla umurunda olmadığını gösteriyor. Çok ilgili, adaletle, hukuk arayışıyla il ilgili bak ye bak yerleri yani bakan yerleri akar pişirdi. Evet, yedi demiyorlar zaten. Sucuk partisinden bahsediliyor. Ahmet Hakan da onu yazmış. Yani gerçeğin tamamını verin. İşte efendim. İki doğruyu vereceksin, yorumunu da bu iki doğru üzerine yapacaksın. Tabi eğer dürüstsen, hakkaniyetliysen, doğrunun peşindeysen. Üzerinde bir genel yayın müdürü kostümü var ama içinde insan var mı bilmiyorum. Sanki hemen her konuda gerçeğin tamamını veriyor arkadaşlar. Narin olayıyla götürüyorlar. Narin olayı gündemden düştü, artık konuşulmuyor bile. Ki artık her şey birbirine girmiş durumda. Ben e, bu noktada yani ifadesini üç kere dört kere değiştiren insanların olduğu bir soruşturmada bu konuya eğilmenin veya her gelen ifadenin üzerine atlamanın doğru olup olmadığından emin değilim. Yapsınlar elbette. Kimsenin soruşturmacılığına, araştırmacılığına, gazeteciliğine diyeceğimiz yok ama olay kopmuş durumda. Yani eğer takip ediyor olsaydım gün gün artık gelen her şeyi haberleştirmeyi ya da gelen her bilgiye e, değerlendirirken e, ikilemde kalırdım. Yani haberleştirmeyi bırakırdım ve o ikilemden dolayı da herhalde haberleştiremezdim. Fakat iktidarın işine geliyor. Yani iki yan yana sayfalarda yazan iki hürriyet yazarı gene aynı konuyu işlemeye devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde belirtmiştim. Niye? Zararsız bir alan ve gündem bununla meşgul edilebilir. Bir diğer konu işte çöp poşetindeki polis katili meselesi. Yunus Emre. Gencecik e, polis e, daha bir yıllıkmış. Onun canına kıydı ve onun üzerine de çokça şey yapılıyor. Onlara bakacağız. Fakat bu genç bu iklimde yetişti. İşte bayraklar altında babasıyla beraber. Süleyman Soylu'yla fotoğrafı var. 15 Temmuz falan günlerini anmalarına falan gitmiş. Böyle bir genç. Bir masumiyet ama o gençten bir katil çıktı. Ve tamamen silahlarla tabancalarla poz poz veren filan. Yeni akitte diyor ki ülke Teksas'a döndü. Evet. Kemalist rejim, rejim, suç makineleri üretiyor. Yani Kemalist rejim mi? Sizin rejiminiz mi? Ayrı ama çarpıtmakta, saptırmakta da üçlerine yok. Yunus Emre geçti. Evet. Kabarık suç dosyası. Bahsetmiştik. 26 suçtan sabıkası var. Alınmış bırakılmış. Hiç cezaevine girmemiş. Ve en son çöp poşeti giydirildi. Çöp poşeti de kutsanıyor. Yani bu konu da işte e, özellikle hayvan durum izleme aracına bitirilmesi bindirilmesi iki kadın polisin başına çökmesi kadın polisi şehir ettiği için sonra da üzerinde çöp poşeti var boydan boya giydirilmiş türlü işkence gördüğü ortada dayak yediği tartaklandığı ortada ve sonra da hayvan durum izleme aracına bindiriliyor hayvan durum izleme aracı şimdi başka görüntüler de var. Bu görüntülere bakıldığınızda, bakıldığında eğer insanlar bu görüntülerden rahatsız olmuyorsa gerçekten toplum üzerinde durup düşünmek gerekiyor. Yani bu görüntülerden rahatsız olmak gerekiyor. Ne var yani işte filan. Polis cezalandırmaz. Polis suçluyu takip eder, adalete teslim eder. Onu sorgular, sorgu tutanaklarını da paylaşır. Polisin görevi bu ama insanlar bunu bilmiyor. İnsanlar yakalandığında bir yani kendi yakaladığında nasıl linç edecekse Polisin de onu linç etmesini, linç etmese bile en azından dövmesini, pataklamasını, dersini vermesini bekliyor. Çok büyük bir toplumsal sorun. İkisi ayrı konular. Kişinin katil olması ayrı ya da suçüstü yapılması ayrı. Öbür tarafta yani suçüstü olduğu açık görüntüler de var. Öbür tarafta da böyle bir muamele. Böyle bir muamele adalet yani suçlu kendi haklarını takip ettiğinde avukatı yarın öbür gün işkence altında ifade altı, ifadesi alındı, poliste kötü muamele gördü filan falan dese dediğinde dahi gözaltında şu bu haklı çıkar. Hangi mahkemeye götürürse götürsün o mahkemede onu haklı bulur. Hukuk. Elbette hırsızlığın, gaspın, tecavüzün neyse adam öldürmenin cezasız kalmasını savunmuyoruz. Ama toplum bu cezanın poliste, karakolda verilmesini savunuyorsa işte o orada gerçekten bir eğitim sorunu baş gösteriyor. Halkı çok iyi analiz ettiği için devlet görevlileri de bunun üzerine yapışmayacağını biliyorlar. Bu görüntüden dolayı hesap vermeyeceklerini biliyorlar. Gazetelerde benzer bir şekilde halkı çözdüğünü düşünüyor ve polis katili çöp poşetinde diye manşet atıyor. Bu işin doğruluğunu yanlışlığını sorgulamadan. Polis katili çöpte bir başka manşet. Bir önceki posta gazetesiydi. Bu akşam gazetesi. Polis katili çöpte. Orhan Cemal, Kemal Cengiz paylaşmış. Hukukçu. Polis kafasına göre boyun eğdirme, ters kelepçe takma, insanları hayvan aracıyla taşıma, yarı çıplak nakletme ve devamı gibi işlemler yapamaz. Adalet dağıtmak polisin görevi değildir. Cezayı yetkili mahkemeler verir. İşkence düzeyine ulaşan muamelelere göz yumanlar unutmasın ki işkence müsamaha gördüğünde kara bir delik gibi bütün hukuk sistemini içine çekerek yok eder diyor. Gönenç Kaynak o da bir hukukçu ama işte bu diyor yani suç makinesini 26 kez salı vermek bir merhamet eylemi değil hukuk zaafıdır. Sonra gene bir hukuk zaafı. Hukuk zaafı değil. Ben kimseye işini öğretecek değil. Yargı zaafıdır. Hukuk bellidir zaten. Yargı zaafı diyeceksiniz. O hukuku eğip büken veya kendine göre rejim talimatlarıyla veya çete talimatlarıyla, mafya talimatlarıyla veya işine geldiğine göre, iş, işine geldiğince iş gören, Yargı ve kolluk kuvveti zafıdır. Yargı ve kolluk kuvveti hukuka döndüğünde belki işler düzelecek. Yoksa o polis de kendi meslektaşına yapıldığından dolayı, kendi meslektaşı öldürüldüğünden dolayı öfkeli. O öfkesini de o sana boşaltmış durumda. Ha bu da e, amirleri tarafından takdir görüyor. Nasıl görmesin ki e, bu Yunus Emre'ye polis katiline yapılan muamele karşısında? polislerin yaptığı muamele karşısında soruşturma açıldı falan gibi haberler düştü. Sonra bu yalanlandı dezenformasyon merkezi tarafından hemen. İçişleri Bakanı da alçakça bir yalandır falan diye hiddet buyurdu. Öfkeye bakar mısınız? Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır. Yaptık hak etti i̇şte topluma göre. Yani bu görüntüler insanlara rahatsız edici gelmiyorsa toplumda büyük bir problem var ve toplum bunu analiz etme yeteneğini yitirmiştir. Ayrıca e, devlet de bunu çok iyi gördüğü için bu şekilde polisi koruyor kolluyor içerideki işkenceyi. İçişleri Bakanı ya yani dezenformasyon merkezinin veya propaganda bakanlığının yalanlaması yetmiyor İçişleri Bakanı da devreye giriyor. Bu haberler gerçeği yansıtma, yansıtmamaktadır falan diyebilirsiniz. Alçakça bir yalandır diyor. Polis onu orada tartakladı. Ben de o polisimin arkasındayım demeye getiriyor. Böyle bir rejim. Kürşat Yılmaz yeni doğan bebeğini Devlet Bahçeli'ye götürmüş. İsim babalığını yaptı artık. Ne yaptı bilmiyorum. Fakat Cevheri Güven onun suç sicilini ortaya çıkarmış. Neler var neler. Yani 95'ten başlıyor. Kuşadası Belediye Başkanı cinayeti, Kağıthane, İzzet Fıçıcı yaralanması, Kağıthane'de Halil Aydın yaralanması, Beyoğlu Düver Barın kurşunlanması var. Sıralı liste. Mafya lideri Kürşat Yılmaz'ın çocuğu oluyor. Çok kucağına alıp Bahçeli'ye gidiyor. Makamda ağırlanan bu kişinin müebbet artı 66 yıl ceza aldı ama Bahçeli sayesinde serbest kaldığı suç galerisi. Yani bir bölümü böyle bir bölümü de devlet nezdinde, devlet katında bu şekilde ağırlanıyor. Dönelim polis cinayetine Mustafa Okumuş emniyet amiri diyor ki bu kişi şey kalmasın. Yarın öbür gün bir takım hafifletici nedenlerden veya emniyette işkence gördüm, işkence altında bana ifade imzalatıldı falan gibi yırtabilir. Saniye saniye anlatayım görüntüyü diyor. Çünkü diyor birkaç sene sonra bu olay unutulur. Avukatlar da nefsi müdafaa derler. Videonun ilk 20 saniyesinde şehit polis kafasından erkek polis belinden tutup Katili yatırmaya çalışıyorlar. Katil ve o esnada sağ eliyle erkek polisin belindeki silahı çekiyor ve 25. saniyede ateş ediyor. Bir polislik zaafı da var burada tabii. İlk ateşte kimse vurulmuyor. Şehit polis siper alacağı yere doğru uzaklaşırken erkek polis birkaç saniye daha silahı almaya çalışıyor. Katil yere düşünce erkek polis aralarındaki mesafe açılıyor. Mesafe açılıp erkek, erkek polis kaçmaya başladığı anda şehit kadın polis siperini alıyor. Sırt üstü vaziyetteki katille şehit polis birbirine ateş etmeye başlıyor. Şehit polis ateşi kesip arkasına eğiliyor ama Siper arkasına eğiliyor ama katil ayağa kalkıp siperin yan tarafından ateş ederek videonun 36. saniyesinde kadın polisi şehit edip kaçıyor demiş. Saniye saniye. Yani bir nefsi müdafaa yok ama yanına kar kalıyor. Nasıl olmasın ki? İşte bu Dilan Polat, Engin Polat unutuldu. İkisi de tahliye oldu. Ve kara para soruşturması bir yönüyle kapandı. Kapanmaya doğru gidiyor. Ayhan Bora Kaplan davasında da aynı hikaye var. O da Orada da tahliyeler başladı. Ve bu kadın Dilan Polat... Erdoğan'ın aile gazetesinin Hemen manşetinde logonun altında hey, kendimle hesaplaştım falan diyerek kendini anlatıyor ve bir yönüyle de medya tarafından da aklanıyor. Ismarlama bir röportaj bu. Öte taraftan devletin Kürt politikası buzdolabından morga yeni yaşamın manşeti. Kanser hastası Kürt tutsak Nurettin Dayan tedavi gördüğü hastanede morgun yanına konuldu. Böyle. Böyleyken böyle adamına göre. Şimdi 24. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundan bir fotoğraf getireceğim size. Bu fotoğraf eski bir fotoğraf. Arşivden Turgut Kazan var avukat. Yanında İsmail Saymaz var. Bildiğiniz isimler. Diğerleri de avukat. Zannediyorum e, kadın olan Turgut Kazan'ın kızı. Bir dava dolayısıyla orada fotoğraf çektirmişler. Fakat niye bu fotoğrafı getirdim? Çünkü dünden bu yana orada gerçekten insanların görmemesinin, duymamasının, bilmemesinin, önüne düşmemesinin imkansız olduğu bir dava görülüyor. Ağırlıklı olarak liseli kız öğrencilerin yargılandığı bir Gülen cemaati davası. 529 sayfalık bir iddianame çıkmış. Hepsi yayınlandı, var. Ve bu burada ama KHK'lı, ama bir biçimde cemaat iltisaklı neyse bir yerlerden yürüyerek polis, savcı 3 ay soruşturma yapmış. Bir takım aileleri izlemeye, teknik izlemeye almış. Telefonlarını takip etmiş, kendilerini bizzat polis dedektifleriyle ta takip etmiş ve bu ailelerin ve bu ailelerin kızlarının alışveriş merkezlerine gitmelerini, bowling salonlarına gitmelerini, yemek sepetlerine sipariş vermelerini, ne bileyim, altın günü falan neyse bir araya gelmelerini, çay kahve içmelerini, ders yapmalarını, ders çalışmalarını neyse hepsini raporlamış ve 3 aylık süre içerisinde 117 suçluk bir iddianame oluşturmuş. 3 ayda 117 terör eylemi tespit etmiş. Bunların hepsine de terör eylemi demiş. Akla zarar bir dava. Avukatlar bas bas bağırıyor. Yarın öbür gün bundan dolayı herkes içeri alırsınız. Fakat bu 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bu davayı Türkiye'deki medya mahallesi, Kürt mahallesi, sol mahalle, sağ mahalle, milliyetçi mahalle aklınıza ne geliyorsa hiçbir mahalle görmüyor. Onu geçtim yurt dışındaki isimler de görmüyor. Yurt dışında hak hukuk adalet diyen kimi gazeteciler, kimi aktivistler, kimi akademisyenler de görmüyor. Türkiye'ye dönmeyen, uzun yıllardır yurt dışında yaşayan, Türkiye'ye dönme niyeti olmayan insanlar da görmüyor. Muazzam bir mahallecilik var. Şunu merak ediyorum. Yani yasak mı bu? Savunmak zorunda değilsiniz. Benim söylediğim gibi böyle saçma terör eylemi olur mu? Bunun neresi terör eylemi? Çok komedi bir yargılama görülüyor. Duruşmalar zinciri söz konusu falan. Demek durumunda değilsiniz. Ama şunu söyleyin. 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Gülen Cemaati ile ilgili bir dava var. Bu davada 529 sayfalık bir iddianame çıktı ortada, ortaya. İddianamede şu 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 şu, şu suçlar 117 terör eylemi arasında gösterildi. Dün başlayan davada iki gündür savunmalar alınıyor. Sanıklara şunlar 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 soruldu. Sanıklar da bunlar bunları 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 söyledi. Bu şekilde soğuk bir biçimde, nötr bir biçimde, yorumsuz bir biçimde vermek haberi, duyurmak suç mu? Ama bunu bile vermiyorlar. Bizim gazetecilikteki tabirle soğuk haberi bile vermiyorlar. Yorumsuz haberi bile vermiyorlar. Bir ajans bülteni diyebileceğimiz iddianame ne? Suçlamalar ne? Duruşmada geçen diyaloglar ne? Duruşma açık Duruşmada geçen diyalogları yayın serbest. Görüntü çekmek veya fotoğraf çekmek yasak sadece. Diğer duruşmalarda bunu çarşaf çarşaf yapıyorsunuz. Kendi gittiğiniz duruşmalarda bizzat adliyenin önünden fotoğraf verip her şeyi tefrika ediyorsunuz. Neden buraya bakmıyorsunuz? Sizin biz haberinizi veya canımızı sıkıyor ya da sevmiyoruz. O grupla alakalı hiçbir şeye bakmıyoruz ve vakayı rapor dahi yapmıyoruz. Vakayı rapor dahi e, vakayı raporluk bir kıymeti dahi yok demektir bu. Vakayı rapor biraz evvel söylediğim şeyin eski dildeki şeysi. Yani soğuk biçimde haberi vermek, nötr biçimde vermek, yorumsuz biçimde vermek vakayı rapordur. Maalesef 24. ağır ceza. Yeni yaşam gazetesi biraz evvel bir haber getirdim kupür. O, ye o yeni yaşam gazetesi içeride internet sitesinde bir haber vermiş. Ömer Faruk Gergerlioğlu mahkeme kararıyla duruşma salonundan çıkarıldı. Ömer Faruk Gergerlioğlu hakimin tutumunu dün eleştirdiği için sosyal ağlarda paylaştığı mesajlarda hakimin hışmını uğramış ve hakim zorla duruşma salonundan çıkarılmasına karar vermiş. Ömer Faruk Gergerlioğlu da duruşma salonunun kapısından çektiği videoda buna isyan etti. Şimdi bu haberde Dem Parti milletvekili mahkeme kararıyla duruşma salonundan çıkarıldı diyor ama yani Sadece hangi duruşmadan çıkarıldığına dair şu var. İstanbul Adliyesi 24. Ceza Mahkemesi heyeti kararıyla salondan çıkarıldı. 40 kişinin örgüt üyeliği iddiasıyla yargılandığı dava. Hepsi bu. 40 kişi kim? Hangi örgüt? Neyin üyeliği? Dava ile ilgili başka bir şey yok mu? Kürt mahallesi de böyle. Yakışıyor mu Yeni Yaşam gazetesine? Ben yakışmadığını düşünüyorum. Kendi kitlesi takip eden yeni yaşam ve yeni yaşam çerçevesinde yeni yaşam gibi o politikayı götüren e, belli duygularla belli önceliklerle hareket eden Kürt medyasında çıkmadı bu haber. Çıkmayacak da. İnim inim inliyor. Evet biliyorum Kürt mahallesi. Hemen her gün ev baskınlarıyla sınanıyor. İçeride binlerce tutsak var. Ama yani... Neden? Neden sadece Kürt Mahallesi ile ilgili adliye haberleri girer de onun dışındakiler yok sayılır? Yani bir haber yapmışsınız bari bu haberin unsurları içerisinde olsa. Örgüt üyeliği davası. Neyse biz davaya devam edelim. 24. Ağır Ceza Mahkemesi başkan işte o Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu salondan atan başkan Şenol Kartal. Bunların sırtında cübbe var ama içinde insan yok. Üye Ferhat Akdoğan, üye Murat Koşan, katip Ayşe Küçük. Bu dava bunları hayat boyu takip edecek. Bunu da koymak gerekiyor. Bunu da koymak gerekiyor. Ondan dolayı çok rahatsızlar. Ondan dolayı elde bir delil, elde bir veri olmadığı için bırakın yargılamayı o sanıkların göz sanıklara gözaltı bile yapılma yapılması hukuksuzken bir iddianame tanzim edilmiş İddianamede suç yok. Mahkeme başkanı her şeyi bırakmış. Mahkemede sorgulamaya girişiyor ve mahkemede adeta polis sorgusu gibi, adeta savcılık sorgusu gibi suç bulmaya çalışıyor. Yani polis sorgusu yeterli değil. Baktı ki suçlamaya değer bir şey yok. Savcılık iddianamesi öyle. Mahkeme siz işinizi yapamadınız bari şimdi ben yapayım deyip şeyi sanıkları sorgulamaya geçmiş durumda ve oradan işte örgüt çıkarmaya çalışıyor. Hakimin görevi bu değil ki. Mahkeme heyetinin görevi bu değil ki. Mahkeme heyeti mahkemeyi görür. İşte savcılar iddiasını ortaya koyar. Avukatlar savunmalarını yapar. Sonunda bir karara varılır falan yani. Sırrı Er. Gazetecilik yapmaya çalışıyor Çağlayan Adliyesi'nde. Adliye dışında bile röportaj yapmama engel oldular ki izin almama gerek olmadığı halde izin almama rağmen. Bırak işte zaten mahalle soğuk haber bile yapmıyor. Fakat içerden birileri, bir, bir avuç hak savunucusu video çekmeye, paylaşım yapmaya, içeride ne döndüğünü anlatmaya çalışıyor. Onu onu bile engellemeye çalışıyorlar. Yani zaten geniş Türkiye Mahallesi mahalleleri susmuş durumda, sessiz kenardan seyrediyor. İçeride bir avuç avukat, hak savunucusu ne döndüğünü anlatmaya çalışıyor. Ona da engel olmaya çalışıyorlar. Çok sıkıştılar, çok kızdılar. Abuk subuk gerekçelerle insanları tutuklu, tutukladılar ve şimdi hüküm verme derdindeler. Bütün öfke bundan yani. Elle tutulur bir şey yok. Ama öbür tarafta elle tutulur suçu olan, hem de 26 sabıkası olan, 26 suç kaydı olan kişiyi her defasında bıraktılar. Ve o da gitti bir polisi öldürdü. Ömer Faruk Gergerlioğlu paylaştı paylaşmış. Evde Kur'an dersi almak da suçmuş. 24. Ağır Ceza Hakimi Mahpus Sanık Aysu Bayram Hanım'a soru sorarken çocuklarınız gittiği evde Kur'an tefsir dersi veriliyor muydu diye sordu. Bu da işte CHP döneminde Kur'an kursu yasaklandı diyen AKP döneminin icraatları. Dertleri bu değil zaten. AKP zaten sadece kendi mahallesine Müslüman. Ya da öyle görünüyor. Onun dışındaki her türlü faaliyet Kur'an, tefsir neyse öğrenme, okuma, ne bileyim evde bulundurma hepsi suç kaydı olarak veya suç delili olarak masalara serilip sergileniyor. Bunları gördük görüyoruz son 10 senedir. Saraya bugün 115 bin TL tazminat ödedim diyor. Bir atasözünden kendine hakaret çıkarıp beni hapsettirdiği yetmedi. Faiziyle birlikte tazminat talep etti demiş. Sedef Kabaş gerçekten bir atasözü paylaştığı için Cezaevinde de yatmıştı. Sonra da tazminata hükmedilmiş. 115 bin TL tazminat yaklaşık 3400 dolara tekabül ediyor. Az bir para değil. Ee, geçmiş olsun. Fakat tabii insanlar artık tweet atarken, konuşurken iki kere düşünüyorlar. Fakat bu benim söylediğimden bağımsız değil. Yani git adliyede fotoğraf çektir. Avukatlara ne bileyim mikrofon uzat. Ya da ne bileyim e, sanıklarla empati kur falan demiyorum. Duruşmayı ver yahu. Duruşmada ne döndü onu bana anlat. Alt alta diyalogları. Şeyde ne var? İddianamede ne var? Onu tefrika et. Ondan dolayı da insanın başına bir şey gelmez herhalde. Bir şey gelse de vereceğin cevap şu olur. Yani ben iddianameyi haberleştirdim. Duruşmayı takip ettim. Duruşmadaki diyalogları haberleştirdim. Herkesin tanık olduğu. Sonra da işte iki, yaka, iki yakası bir araya gelmiyor ülkenin. Geçen Cuma günü yarım saat dini açıldı. E, mülakat sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı işte öğretmen atamaları mülakat sonuçları sonra da kapattılar. İşte soruşturma başlattık yanlışlıkla oldu falan gibi çıkmış. Mülakat sonuçları çıkmış. Ona rağmen açıklamıyorsunuz. Yok danıştaydaki dava falan hikaye. İki, mülakatı savunurken de ya 45 dakika mülakat yapıyoruz atayacağımız öğretmenlerle işte en azından bir mülakat yapmamız lazım. Evet, mülakat dünyada her yerde var ve olması gereken bir şey. Kimse de mülakat olmamalı demiyor. Ama siz mülakatı kadrolaşmanın aracı olarak kullanıyorsunuz son 10 senedir. O mülakatlar da 45 dakika değil 5-10 dakika sürüyor. Ve mülakatlar sonunda tamamen bir kanaat notu çıkacağı için yazılı bir imtihan falan da değil. Dolayısıyla o kanaatle ee, ne bileyim şeysi sicili iyi olsa ne bileyim kalitesi ne bileyim e, yeteneği kapasitesi uygun bile olsa o mesleğe bir takım kriterleri karşılıyor olsa bile mülakatta elendi Kadrolaşmanın aracı olarak kullanıyorsunuz ve tabi şimdi insanlar mülakattan da soğudu. Halbuki mülakat var gerekli ve olması olmalı. Ama şimdi tabi geldi anlat Türkiye toplumuna mülakat deyince akla bu geliyor. Kadrolaşma aracı, torpil. Öteden beri böyleydi zaten. Sefer Selvi çizmiş Evrensel'de, bütçe açığının nedeni EYT'dir. Sen de çok iyi biliyorsun ki bütçe açığının ekonomik krizin de nedeni EYT değil, RTE'dir demiş işte. Ondan sonra iki yakası bir araya gelmiyor toplumun. Gerçeğin tamamını vermediği için de mahalleler. Dönelim siyaset dünyasından bir, bir iki kare bir iki kupür getirip bağlayacağım bugün manşeti. Karar Gazetesi ekibine konuşmuş Ekrem İmamoğlu, kendimi de CHP'yi de merkezde görüyorum demiş. Ben bu başlığı okuyunca aklıma şu geldi hemen. Merkez nedir? Merkezden kastınız nedir Ekrem İmamoğlu? Ülkede yaşanan hukuk, hukuksuzluk, adaletsizlik merkezin öncelikler arasında mıdır? KHK meselesi merkezin öncelikler arasında mı? Acaba adliyelerde dönen şeyler merkezin öncelikler arasında mı? Yoksa sadece narin cinayeti gibi zararsız konular mı merkezin öncelikler arasında? Hangisi? Sözcüden bir haber Aytunç Erkin imzalı sıradan bir kalem değildir bu. Son ankette öyle bir şey ortaya çıkmış ki CHP AKP'ye 6,5 puan geçmiş. CHP seçmeni artık Mansur Yavaş'ı istiyor diyor. O arada Mansur Ekrem e, ne bileyim kapışması hızlandı. E tabi Ekrem İmamoğlu'nun e, başında demokrasinin kılıcı gibi sallanan bir siyasi yasak davası var. İstinaf'ta onu da geciktirdikçe geciktiriyorlar ve bu Ekrem İmamoğlu'nu yıpratıyor. Yine Saygı Öztürk'e ki konuş, konuşulan isimler kritik isimler. Yani sıradan isimler değil. Bu kadar diyeyim. Biri Aytun Çergin öbürü de Saygı Öztürk. Gökhan güne Günaydın konuşmuş Saygı Öztürk'e. İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa seferber olacağız. Canan Kaftancıoğlu için seferber olduğunuz gibi mi? Nerede Canan Kaftancıoğlu? Ona da siyasi yasak çıktı. İstanbul İl Başkanlığı birkaç ay sürdü sonra bitti. Nerede Canan Kaftancıoğlu? Seferber oldunuz mu Canan Kaftancıoğlu için? Nedir durumu? Alakası yok. Bunlar idari kelam laflar. Lübnan'a dönelim. 500'ü aşkın ölü var. Lübnan'ın güneyinde İsrail hava saldırıları devam ediyor. Bu konuda ortadan bir tweet atmış Bassem Yusuf. Türkçesi şu. Dün Filistin, bugün Lübnan, yarın Orta Doğu ve yarından sonra tüm gezegen. Çünkü tüm dünya yok olsa bile İsrail'in güvende olması gerekiyor demiş. Evet. Bu İsrail meselesinin, Gazze meselesinin, Lübnan meselesinin sonra savaş nereye sı sıçrayacaksa onun özeti. Tipik bir özeti. Sonra sucuk partisini tartışıyoruz. Deminden beri konuştuğumuz konuların bir sonucudur bu sucuk partisi. Özetidir. Sucukları yerleyen, Belediye başkanı, il başkanı, eski bakan, milletvekili, yeni bakan falan. Ay yememişler. Tamam, lafımı geri alıyorum o zaman. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. hoşçakalın.